Önemine binaen tekrar ediyorum. Mütevatirler iman ile imansızlığın ölçüsüdür. Öbürleri amel ve ahlakın delil olma özelliğini taşırlar. Allah'ın Resulü Muhammed'e, onun peygamberliğine iman, sevgi saygı, örnek kabul edilmesi, her emrinin tutulması, her neyi nehyederse, yani sakınılması lazım gelen ne varsa, onun vahy ile hareket ettiğinin bilinilmesi, onun ağzından duyulan, Cenab-ı Hakk'a isnat edilmeyen emir ve irşatlarda dinimizden kanun mahiyetindedir. Dinimizdendir ve kanun mahiyetindedir. Çünkü ona bu yetkiyi veren de Allah Teala'dır. Müslümanlar iyiliği emredip kötülüğü yasaklamakla görevlidir. İslam alimlerine de kıyas ve içtihat yoluyla dini hakikatların izah ve keşif yolu açıktır. Üç kaynak, bakın, tasnif ve her birini ilmi usullerle tetkik ederek akli ve mantiki sebeplere bağlamışlardır. Böylece tevhid, fıkıh, ahlak ilimleri meydana gelmiştir. Dikkat et, tevhid ilmi, fıkıh ilmi, ahlak ilmi, bu ilimleri meydana koymuşlar. Bunun yüksek mi yüksek okulları, kurulmuş nice müçtehitler yetişerek bu okullarda okuyarak, okutularak gelinmiştir. Tasavvuf gelişmiştir. Bu ilimler asrın ilimlerini idare sahasına alabiliyor, onlara ışık tutuyor, gelişmelerine yardım ediyor. Hepsine üstün bir kuvvet ve zenginliğe sahiptir. İslam'ın ilimleri hepsine üstün bir kuvvete sahip ve hepsinden üstün bir zenginliğe sahiptir. Çünkü ilahidir. İslam'a giriş çıkış Allah'ın birliğinden başlanır. Yine birlik ilkesine dönülür. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, imanın şubeleri 70 kadardır diyor, bakın. Usul, temel ilkeler giriş noktasıdır. Oradan girilir, oradan çıkılır. İman, mutluluk, icmali imanla girilir, tafsili imana doğru gidilir. Ruh böyle beslenir. Efendim, red ve inkar yoluna sapanlar, İslam'ın sınırından çıkmış olurlar. Eğer yüce İslam'ın tevatür derecesindeki ortaya koyduğu değerlerden birini veya hepsini red ve inkar eden kişi inkar yoluna sapmıştır, İslam'ın sınırından çıkmış, dışarı kendi kendine atmış olur. Bir zamanların en mutlusu olan Müslümanlar, dikkat et şimdi buraya, bir zamanların en mutlusu olan Müslümanlar, sonra görülen mahrumiyet ve düşüşleri bu sapıklığın sonucudur. Niye? Kendi değerlerini adam reddediyor, inkar ediyor.
Bu sapık bu. İslam'ın dışına kendini atmış ve kendini Müslüman zannediyor. İslam Allah'a mensuptur. Hukukun tekili haktır. Yani hak dinidir. Hüküm ve vazifeler hukuki bir görevdir. Buraya dikkat. Hüküm ve vazifeler hukuki bir görevdir. Vazife varsa orada hak vardır. Görevler hak sahiplerinin emanetleridir. Dikkat et, görevler hak sahiplerinin emanetleridir. Görevini yapmadın mı ihanet ediyorsun emanete. Görevini doğru yap.